Yeni koronavirüs hastalığı 2019 yılının Aralık ayında Çin'de toplu zatürre hastalığı olarak ortaya çıktı. Araştırmalar sonucunda daha önce görülmemiş bir virüsün bu hastalığa neden olduğu saptandı. Ve bu virüse 2019 yeni koronavirüs, kısa adıyla 2019 nCoV adı verildi. Bu videoda virüs hakkındaki güncel bilgileri anlatacağız. Virüsün yeni bir virüs olduğunu akılda tutmalıyız. Bu nedenle şu anki bildiklerimiz zamanla değişikliğe uğrayabilir. Koronavirüsler geniş bir virüs grubudur. Virüsün merkezinde genetik materyal vardır ve bu genler protein dikenleri olan bir zarfla çevrilmiştir. Virüsün şekli taç görünümündedir. Taç kelimesinin Latince'de karşılığı koronadır. Virüs ailesi adını şeklinin taca benzemesinden alır. Koronavirüs ailesi. Farklı türde koronavirüsler vardır. Bazı koronavirüsler solunum, bazısı ise mide bağırsak sisteminde belirtilere yol açar. Solunum sistemi hastalıkları basit soğuk algınlığından zatürreye kadar şiddeti değişebilir. Koronavirüsler genellikle hafif şiddette bir hastalık yapar. Ancak bazı koronavirüs tipleri ciddi hastalıklara yol açabilir. Bunlardan en iyi bilineni ilk kez 2003 yılında Çin'de tespit edilen ve kısa adı SARS-CoV olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsüdür. Diğeri ise 2012 yılında Suudi Arabistan'da saptanan MERS-CoV virüsü, uzun adıyla Orta Doğu solunum sendromu koronavirüsüdür. Ve en son 2019 yılında Çin'de tespit edilen kısa adı 2019 nCoV olan 2019 yeni koronavirüstür. Hastalık ilk olarak 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde deniz ürünleri ve canlı hayvan pazarları ile bağlantılı olarak bir grup insanda zatürre olarak kendini gösterdi. Virüs daha sonra da hastalardan diğer aile bireylerine ve sağlık çalışanlarına yayıldı. Böylece virüs Çin'de yayılarak çok sayıda insanı hasta etti. Daha sonra virüs birçok ülkede de saptandı. Peki bu virüsün orijini nedir? Nereden kaynaklanmaktadır? Koronavirüslerin bazı hayvan türlerinde yaşadığı zaten bilinmektedir. Bazen koronavirüs hayvandan insana geçebilmektedir. Bu durum virüsteki mutasyon ve hayvanlarla insanlar arasındaki temasın artması gibi bazı faktörlere bağlıdır. Örneğin MERS-CoV deveden, SARS-CoV ise mis kedisinden geçmiştir. Buna karşın 2019 nCoV, yani 2019 yeni koronavirüsün hangi hayvandan geçtiği rezervuar hayvan bilinmemektedir. Peki yeni koronavirüsün bulaşması nasıl olmaktadır? Bulaşma dinamiği henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Solunum yolu hastalıkları genellikle hastaların öksürük ya da hapşırıkla çıkardığı damlacıklarla bireyden bireye yayılır ya da enfekte bir materyalle bulaşır. Koronavirüs bulaşma riski en yüksek olanlar hayvan pazarında çalışanlar gibi hayvanlarla yakın temasta olanlardır. Bir diğer risk grubu ise virüsle enfekte hastalara bakan aile üyeleri ya da sağlık çalışanlarıdır. Peki hastalığın belirtileri nelerdir? Şimdiye kadar bilinen durum, hastalığın hafiften ciddi hastalığa kadar değişebilen şiddette klinik seyrinin olmasıdır. Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtileri olabilir. Ciddi seyreden hastalarda ise zatürre, böbrek yetersizliği ve ölüm meydana gelebilmektedir. Ölüm oranı ise henüz tam olarak bilinmemektedir. Birinin enfekte olduğunu nasıl ispatlarız? Enfeksiyon, PCR olarak da kısaltılan polimeraz zincir reaksiyonu tekniğiyle saptanabilir. Bu yöntemde virüsün genetik parmak izi tespit edilir. Günümüzde virüsü etkisiz hale getiren spesifik bir ilaç mevcut değildir. Tedavi daha çok destekleyicidir. Aşı da henüz geliştirilememiştir. İlaç tedavisi ve aşısı geliştirme sürecindedir. Hastalığın yayılmasını nasıl sınırlayabiliriz? Bu yeni virüsün sınırlı bölgesel yayılımı olduğu düşünülmekteydi. Oysa hızla dünya genelinde hastalık yayılarak 2020 yılında Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü'nce de pandemiye, yani dünya genelinde hastalığa neden olduğu açıklandı. Enfeksiyondan korunmak ve hastalığın yayılmasını sınırlamak için standart hijyen pratikleri mevcuttur. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun maske, mendil ya da dirsek içi ile kapatılmalı. Hastalarla yakın temastan kaçınılmalı. Özellikle sağlık ünitelerinde
Maske ve koruyucu ekipman kullanılmalı. Eller sık sık sabunlu suyla yıkanmalı ya da alkollü bezle silinmeli. Hastalığı taşıyan hayvanlardan insana geçişini sınırlamak için ise hayvanlarla gereksiz ve korunmasız temastan kaçınınız. Hayvanlarla temastan sonra hemen elinizi yıkayınız, hayvani gıdaları iyi pişiriniz. Hasta iseniz evde kalmanız çok önemlidir. Şayet ateş, öksürük ve solunum sıkıntınız varsa derhal erken tanı ve tedavi için sağlık merkezine gidiniz. Seyahat kayıtlarınızı sağlık çalışanlarıyla ve doktorunuzla paylaşınız. Bu sunum bu yeni virüs ve neden olduğu hastalığa kısa ve hızlı bir bakıştır. Salgın hızla yayıldıkça virüs hakkında bildiklerimiz de değişebilmektedir.